kapadık derken çoğul konuşuyoruz. Artık Tolga Bey rahat rahat konuşuyoruz. Birlikteliğiniz değil mi? İki sene oldu. İki sene oldu. Harika. Şimdi bayramdan hemen sonra TÜYAP kitap fuarı var. Zaten kitap fuarı olmasa da siz o kadar üretkensiniz ki yani hani bebek tek evinizde biliyorum ya, sürekli yazıyorsunuz. Hakikaten nasıl yazıyorsunuz? Dün konuğumda Ahmet Ümit vardı. Yani sürekli üretmek bir yazar olarak disiplin işi. Ama çok sık üst üste çıkardı bir yazara göre. Senede bir bir kitapla okurla buluşmayı arzu ediyorum. Çünkü aslında o kitaplar benim için bir yenilenme sebebi. Yani her kitabım benim için bir master derecesi diyorum. Çünkü onun ne kadar bilsem o konuyu, muhakkak bir ön hazırlığım gerekiyor. Yeniden bir disipline girmem gerekiyor. Beynimin loblarını ve arşivimi aynı anda karıştırıp kurgulamam, oturtmam gerekiyor vesaire. Bir de okurumun benden artık beklentisi var. Yani bir sene ara bile kafi gelmiyor okuruma. İstiyorlar ki birkaç ayda kitap çıkarayım. Tabii mümkün değil ama. Bir de çocuk kitabı devreye girdi benim geçen sene itibaren. Dolayısıyla şimdi senede bir çocuk romanı da yazmam araya bir de programa girmiş oldu. Ve hiç öyle şaka bir iş değil çocuk romanı yazmak. Evet, ben mesela yani bilmiyordum bunu bu kadar. Yani şimdi bir Sırça Tuzak 2 çıktı. Daha önceki bir vardı. Biri okumuştum ben. Evet. 2 çıktı. Sırça Tuzak ondan önce 2'den hemen evvel zaten kadınların gönderilmeyen aşk vardı. Gönderilmeyen aşk. Evvel, yani 3 senede daha doğrusu 2,5 senede 3 roman ve bir çocuk tabii romanı çıktı. Hah, onu diyeceğim. O çocuk romanı bu kadar şeyin arasında niye bir çocuk romanı soktun? Çünkü doğan grubu benden çok istedi. Onların öyle bir özel bir çocuk bölümü var. Ve dediler ki dilin çocuğu da anlatmaya ve ona hitap etmeye de çok müsait. Bir kitap zaten uzun zamandır düşündüğüm bir şeydi. Bir vesile oldu. Ya, ama büyük romanı yazmaktan daha çok sorumluluk ve düşünmek isteyen bir şey. Pedagojik çünkü bir altyapı da gerekiyor. Çok, yani küçük çocuğa hitap ediyorsunuz. Benim bir avantajım şu oldu. Hem çocuklarını çok yakın büyüten bir anne olarak bir de 27 sene ben küçük çocuklara resim dersi verdim. Aa, doğru, sizin o dersler genellikle var. Genellikle problemli çocuklar bana psikologlardan, pedagoglardan gönderilirdi. Orada terapi olsun diye. Ve o gruplar içerisinde ben her gün yıllar boyu o çocuklarla yaşayarak onların 27 sene boyunca gelişen yeni nesilleri takip etme şansına erdiğimden o dünyayı aslında çok yakın tanıyorum. Dolayısıyla çok zor olmadı. Bir de bir çocuk tarafım olduğu için ruhumda herhalde. Ne güzel. Onlar şimdi evde de cıvıl cıvıl çocuklar. Torun tam İtalyan ailesi. Şimdi İtalyan ailesi büyük bir masanın etrafında kalabilir. Hep istediğim şeydi ama. Hep hayalini kurduğum şeydi. Ve derdim ki aileler, yani çocuklar evlenir giderlerken aile bölünmek üzere gitmesinler. Aileyi genişletmek üzere yeni birliktelikler yaşansın derdim. Allah'a şükür onu tutturabiliyoruz. İnşallah da böyle çoğalarak devam eder kalabalığımız. Bir kızınız, bir oğlunuz var. Evet. Oğlunuz zaten size yakın. Kızınız yurt dışında Amerika'da mı yaşadı? Amerika'da ama sık sık yani ikişer, üçer ay aralarla gelip gidip bizle de bir dolu dolu zaman geçirmeye çalışıyor. Birer torun mu ikisinden de? İkisinden de birer tane. Şimdi iki tane kızımız var. Fıstık gibi anneanne. Vallahi, yok, bir de babaanne var tarafı. Bir dakika, oğlan da var. Anneanne hem babaanne oldum. Şimdi onu diyorum, oğlumdan olan torunumla tam diyorum yaşımı doldurmuştum. Yeniden doğdum derinle. Çünkü onlarla yeni baştan yaşıyorum. Evet, Tolgacığımın oğlu da şimdi dördünü doldurmak üzere. O aslında benim ilk yeniden bebekle beraber yaşama dönüşümün bir alışkanlığını getirdi bana. O hızlı bir kurs oldu benim için bir şekilde. Arkadan da torunlar geldi. Çok keyifli bir şey. Ne güzel yani. İstediğiniz bir şey. Ben hakikaten sizin şanslı olduğunuzu düşünüyorum. Yani çok büyük olaylar yaşadınız. Çok güçlü bir şekilde ayakta kaldınız. Yer yer bunu uzaktan anlamayanlar da olabilir. Siz onların hepsinin cevabını verdiniz. İşte eleştirilmeler olduğu için hani uzun büyük bir aşktan sonra tekrar yeni bir aşk olur mu? Her bireyin bir hakkı vardır. Bunlara siz çok güzel göğüs gerdiniz ve o istediğiniz kalabalık aile tablosunu şimdi de yaşayabiliyorsunuz. Ve günümüzde aşkı bulmak, yani sizinle çok da dertleşmişizdir evinizde. O kadar zorken siz hep böyle dolu dolu şimdi de ikinci büyük aşkınızı yaşıyorsunuz. İşte çocuklar, torunlar bir arada. Bunu
Acaba hani biraz da sizden mi kaynaklanıyor? Siz mi bu ortamı sağlayabiliyorsunuz? O enerjiyi mi yayıyorsunuz? Şimdi sevenlerimin bana söylediği benden kaynaklanıyor. Ama tabii bu tek taraflı olan, hiçbir şey tek taraflı olamaz. Yani bütün bu birlikteliği istemek, birilerini hayatınızda istemekle alakalı bir şey. Yani ben de şimdi torunlarıma diyebilirim ki benim bir hayatım var. Ben de bundan sonra şuna daha fazla vakit ayırmak istiyorum. Bu kadar senedir çalışıyorum. İşte haftada bir saat alırım, mıncıklarımı gönderirim diyebilirim. Tam aksine yani benden geriye alınacağı saat ben bir arkadaşım uzaklaşıyor gibi hissediyorum. Ve o kadar keyif alıyorum. Aynı şey bütün sevdikleriniz için geçerli. Ne kadar istediğiniz ve istediğinizi ne kadar ifade edebildiğinizle bağlantılı bir şey. Ben sanıyorum o sevgiyi çok birebir hissettiriyorum da. Onun karşılığı herhalde. Tanrı'nın şanslı kuluyum, onu biliyorum. Evet. Hepsi de bana bir armağan. Evet, onun mesela farkındasınız değil mi? Şans. Gayet. Yani hiçbir şeyi evet hakkım diyebileceğim çok şey de var hayatta. Ama hakkım diye de ondan sonra yayılma. Hakkım olduğunu bildiğim şeylere bile armağan olarak, bana bir hediye, bir mucize olarak da sahipleniyorum ve her gün yeniden sahip olmuşum. Ve her gün kaybedebilecekmişim gibi avucumda tutmaya çalışıyorum. Güzel bir şey bu. O da bir şekilde bana geri dönüyor sanıyorum. Değil mi? Günün değerini bilerek, sevdiklerinizle yakın bir şekilde. Anın değerini bilerek, evet. Ne güzel. Onlara zaten yansıtıyorsunuz.